NATO zirvesine bakacağız. Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuhal Bayrak, Brüksel'de NATO zirve, muhalefette NATO kafa başlıklı yazısında şöyle diyor. Birkaç not. Paris'teki sarayından Türkiye ve Erdoğan'a karşı ucuz kahramanlıklar yapan Macron'un Brüksel'de Erdoğan'ın iltifatına mazhar olmak için sarf ettiği çaba, Almanya'daki G7 zirvesinde Obama ile birlikte fotoğraf verme uğruna olmadık hallere giren Irak Başbakanı İbadi'yi hatırlattı. Ama Erdoğan Obama gibi görmezden gelmedi. Tam aksine Trump'tan sonra benimle de çak yapsın diye hazırlanan Macron'un omzuna elini koyarak bak birader, sınırlarımızda operasyon yapma saçmalığına, terör örgütleriyle işbirliği ve hatta arabuluculuk teklif etme küstahlığına devam edersen böyle çak kılır kalırsın mesajı verdi. Macron'un yüzünün haline bakılırsa mesajı aldığı anlaşılıyor. NATO zirvesinde Türkiye bizatihi NATO münderecatı bakımından da gündemin göbeğindeydi. Zira diğer üyelerin savunma bakanları tarafından temsil edildiği savunma toplantısında Türkiye'yi temsil eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da zirvedeydi ama savunma bakanı olarak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genelkurmay Milli Savunmaya bağlanacak açıklaması da zirvede geniş yankı buldu. Bu dev adımlar Batı'nın darbe ve siyasi intrikalarla yıllardır engellediği çok önemli gelişmelerdi. Haçlı Siyonist İttifakı yıllardır kullandıkları uzaktan kumanda aygıtlarını birer birer söküp atan Türkiye'yi üzeri kapalı, üzeri kaplı bir öfkeyle izlerken Türkiye'deki muhalefetin de bu adımları engelleme çabası çok manidardır diyor Nuhal Bayrak bugün Star gazetesindeki yazısında.